Daha önceki videoda siklopropanın propene dönüştüğü tepkimi incelemiş ve birinci dereceden olduğunu göstermiştik. Ayrıca 500 santigrat derecedeki hız sabitini 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 1 bölü saniye olarak hesaplamıştık. Dolayısıyla bu gördüğünüz soruları da kolaylıkla yapabiliriz. A şıkkında siklopropanın başlangıç derişimi 0,05 molarsa 30 dakika sonraki derişimin ne olacağını soruyor. Bu soruyu çözmek yani derişimi hesaplayabilmek için önce videoda bulduğumuz integrali alınmış hız ifadesini kullanabiliriz değil mi? Bu birinci dereceden bir tepkime olduğuna göre hız ifadesinin bir şekli şöyle olur. ln a t eşittir, eksi k çarpı t artı ln a sıfır. Yani a'nın bir t anındaki derişiminin doğal logaritması eksi k çarpı t ile a'nın başlangıç derişiminin doğal logaritmasının toplamına eşit olur. Bu eşitlikteki k tabii ki tepkimenin hız sabiti. A ise siklopropan yani C3H6. Yani burası siklopropanın C3H6'nın derişiminin doğal logaritması. Eşitliğin diğer tarafına önce k yani 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazmamız gerekiyor. Öyleyse burası eksi 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacak. Bu sayıyı da zamanla çarpmamız gerekecek. Tabi bunun için önceden zamanı bulmamız gerekiyor. Soruda bize verilen 30 dakikaydı. Ama bu süreyi saniyeye çevirmemiz lazım. 30 dakika. Bir dakika. 60 saniye. Buraya yazıyorum. Bunları çarparsak dakikalar birbirini götürecek. Demek ki 30 dakika 1800 saniyeye eşit olmalı. O zaman 1800'ü de yerine yerleştirelim. Buraya bir de siklopropanın başlangıç derişiminin doğal logaritmasını eklememiz gerekiyor. Başlangıç derişimi de soruda verilmişti değil mi? 0,05'ti. Yani burası ln 0,05. Artık siklopropanın derişimini bulmamız için neler yapmamız gerektiğini düşünebiliriz. Burada doğal logaritma olduğuna göre iki tarafı da e üssü olarak yazarak ondan kurtulabiliriz. Böylece de siklopropanın 1800 saniye sonraki derişimini bulmuş oluruz. Hesap makinemizde olduğuna göre artık başlayabiliriz. İlk olarak sağ taraftaki işlemi yapmamız gerekiyor. Elimizde eksi 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 var. Bunu 1800 saniye ile çarpıyoruz. Bulduğumuz sayıya bir de elen 0,05 eklememiz lazım. Son olarak da çıkan sonucu e üssü olarak yazıyoruz. Bu şekilde elde edeceğimiz sonuç 0,015 molar. Cevabımız bu. Siklopropanın 30 dakika sonraki derişimi 0,015 molar olacakmış. Aslında hız ifadesinin bu şeklini kullanmak zorunda değildik. Başka şekillerini de kullanmamız mümkündü. Örneğin, zamana bağlı derişim olarak. Mesela şunu da kullanabilirdik. Siklopropanın herhangi bir andaki derişimi eşittir, başlangıç derişimi çarpı e üzeri eksi k çarpı t. Bunu daha önceki videolarda görmüştük. Zamana bağlı derişim. Bildiğimiz değerleri bu denkleme yerleştirebiliriz. Bu şekilde de siklopropanın derişimini bulabileceğimizi göreceksiniz. Başlangıç derişimi 0,05'ti. Buraya onu yazalım. Sonrasında e üzeri k çarpı t var. k burada 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4'e eşitti. Zamansa 1800 saniyeydi. Gördüğünüz gibi bu soruyu bu yoldan giderek de çözebiliyoruz. Sonuçta buradan da bir cevap elde edebileceğimiz gayet açık. Tek yapmamız gereken bunu göstermek. Dolayısıyla eksi 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü 1800'e çarpmamız, sonra da bu sayıyı e üssü olarak yazmamız gerekiyor. Son olarak da bulduğumuz sayıyı 0,05 ile çarpacağız. Yani 0,015 molar elde ettik. Demek ki hangi denklemi kullanırsanız kullanın, soruyu ne şekilde çözmek isterseniz isteyin, siklopropanın derişimi aynı olacak. Zaten olması gereken de bu değil mi? O zaman sorunun B şıkkına geçebiliriz. Bizden siklopropanın derişiminin 0,01 molar olması için gereken süreyi bulmamız isteniyor. Bu durumda derişimin 0,01 molar olmasını istiyoruz. Yine aynı şey. Hangi formatı, hangi denklemi kullandığınız hiç önemli değil. Mesela ben ilk denklemi kullanmayı tercih ediyorum. Ln a t eşittir eksi k çarpı t artı ln a sıfır öncelikle gerekenleri yerlerine yerleştirelim. İstenen şey siklopropanın derişiminin 0,01 molar olması olduğuna göre buraya bu derişimi yazmamız gerekiyor. 0,01 molar belirli bir zamandaki derişimin değeri. Yani burası ln 0,01. Diğer tarafa bakarsak önce eksi k çarpı t var. Yani eksi 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı t. Zamanı bilmiyoruz. Zaten aradığımız şey de bu. Biz de bu derişime ulaşmanın ne kadar süreceğini hesaplayacağız. Başlangıç derişimi de biraz önceki gibi 0,05 molar. Yani burası ln 0,05 olacak. Zamanı bulmak için ln 0,01 eksi ln 0,05 bölü eksi 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapmamız gerekiyor. Yani birkaç işlem sonucunda istediğimiz zamanı bulacağız. İşimi kolaylaştırmak için ben yine hesap makinesini kullanmak istiyorum. İlk değer ln 0,01. Ondan ln 0,05'i çıkarıyoruz. Ve Eksi 6 virgül 7 çarpı 10 üzeri eksi 4'e bölüyoruz. Cevabımız 2402. Birimi tabii ki saniye olacak. Bunu saniye olarak da bırakabiliriz. Dakikayı da çevirebiliriz. Diyelim ki çevirmek istedik. 2402 saniye kaç dakika eder? 2402'yi 60'a bölersek cevabı bulabiliriz. Burada saniyeler birbirini götürüyor. Böylece, dakikayı elde etmiş oluyoruz. Bunu hesap makinemizde çabucak yapabiliriz ama kendi kafanızdan da hesaplayabilirsiniz. Hızlı olması açısından ben hemen hesap makinesinde yapabiliyorum. O zaman bu sayıyı 60'a bölüyorum. 40'a çok yakın bir sayı elde edeceğiz. Bu kadar kolay. Zaten bu yüzden bunu kafadan hesaplasak da olabilirdi. Demek ki derişimin 0,01 molare düşmesi yaklaşık olarak 40 dakika sürecekmiş. Böylece bu şıkkı da bitirmiş olduk. O zaman sıra C şıkkında. Bu şıkta yarı ömrü yani yarılanma süresini bulmamız isteniyor. Bu durumda bir önceki videoyu hatırlamamız gerekiyor. Birinci dereceden bir tepkime için yarı ömrün 0,693 bölü K olduğunu bulmuştuk. Bu tepkimenin K değeri yani hız sabiti 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4'e eşit. Demek ki yarı ömür 0,693 bölü 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacak. K'nın birimi tabii ki 1 bölü saniyeydi. Bu hesabı da hesap makinesiyle yaparak işleri hızlandıralım. 0,693 bölü 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4. Cevap 1034 çıktı. T1 bölü 2 yani yarı ömür 1034 saniyeymiş. 1 bölü 1 bölü saniye ya da sadece saniye. Evet, cevabımız 1034. Bunu dakikaya çevirmek istersek, tek yapmamız gereken bu sayıyı 60 saniyeye bölmek. Bu da yaklaşık olarak 17 dakika yapar. Yani yuvarlayarak bunu 17 dakika olarak kabul edebiliriz. Buraya da yazalım. Yarı ömür yaklaşık 17 dakikaymış. Yarı ömrün ne anlama geldiğini de bir önceki videoyu izleyerek şöyle bir hatırlayabilirsiniz. Mesela biz burada 0,05 molarla başladık. Bu bizim başlangıç derişimimizdi. Yarı ömür, bu başlangıç derişiminin yarıya inmesi için gereken süreyi temsil ediyor yani 0,05 molardan 0,025 molara kadar geçecek süreyi. İşte bu da 17 dakikaymış. Siklopropanın derişiminin 0,05 molardan 0,025 molara inmesi için gereken süre 17 dakikaymış. Peki, derişimin 0,0125 molar olması için gereken süre ne kadar olur? Bu derişimde bunun yarısı olduğuna göre bir 17 dakika daha geçmesi gerekecektir. Bunları daha iyi hatırlamak için bir önceki videoyu tekrar izlemeniz bence sizin yararınıza olacaktır.